Evet, o zaman piyasalara etkisini de biraz konuşalım. Bu seçim sonuçlarının Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle olacak. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonuçlarına piyasanın tepkisini? Ya bugün aslında tabii seçimi geride bıraktık artık net bir şekilde. Hem bizim meclis tarafı hem Cumhurbaşkanlığı tarafı netleşmiş oldu. Ama yurt dışı piyasalar mesela İngiltere, Amerika gibi kapalı. Biraz öncesinin haberinizde de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları olmasına rağmen hala çok daha taze bir gündem var. Dolayısıyla piyasanın özellikle seçim sonrasında netleşebilecek olan adımları görme isteği var. Ama onun öncesinde yani bugün uzun zamandır biraz da sıkıntılı ve düşük hacimli olan Borsa İstanbul'un en azından bu gelişmeye biraz daha pozitif tepki verdiğini görüyoruz. Aşağı yukarı diğer piyasalarda da çok yatay bir görüntü var. Yani yurt dışı hem kapalı olması hem de içeride biraz daha dediğim gibi olayın çok taze olması ve detayların da hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta netleşecek olması piyasa için bence daha biraz daha fiyatlamayı netleştirmek adına beklenecek gelişmelerdir. Zaten seçim sonrasında da biz hep güven ortamı yaratacak gelişmeler, işte görev dağılımı, bunları da piyasa görmek isteyecektir. Bu da biraz zaman alabilir diye konuşuyorduk ama ben şimdilik görebildiğim kadarıyla 3 tane başlık var. Yani enflasyon konusu çok net bir şekilde mücadele edilmesi gereken başlıklar arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi orada piyasa neler olabileceği, nasıl gelişmeler olacağını takip edecek anladığım kadarıyla. Bir ikincisi görev dağılımı içerisinde mevcut politikanın biraz daha hani hem detaylandırılması hem de aslında para politikası ile birlikte atılacak adımların da o güven ortamı yaratırken göstereceği fiyatlamaların takip edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bir üçüncüsü de burada genel anlamda o güven ortamını oluşturabilecek işte yönetim ve politikalarla birlikte geçen 15-16 ayın bize getirdiği o üretim, işte istihdam, yatırım, biraz da ihracat tarafı, dört bacaklı o başlıklarımız, ekonomik model içerisindeki başlıklarımızın hangi tarafının daha ağır basmaya yönelik bir icraat mekanizması olacağını da piyasa görmek isteyecektir. Dolayısıyla bu üç başlıktaki iyimserlik, bugün olan fiyatlamalar aslında biraz da günlük değerlendirilebilir. Çünkü seçim geride kaldı, artık önümüze baktığımız her zaman dilimi bu açıklamalar üzerinden gelecek piyasa tepkileriyle olacak. Ama hep konuştuğumuz gibi yani o güven ortamı, piyasaların istediği istikrar ortamının ve yol haritasının netleşmesi bizler için de daha net bazı şeyler söyleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ama ilk tepki en azından hani borsa üzerinden değerlendiriyorsak geçen haftalara göre çok daha iyi bir fiyatlamayla geldiğini bu hafta başında görüyoruz. Haftanın başı böyle. Devamı nasıl gelir? Yani bugün itibariyle şu an %4'lük bir yükseliş var BIST endeksinde. Yani bir realizasyon arkasından bekleyelim mi? Şimdi Erdoğan Bey, yani ben çok kısa vadede hemen bir realizasyon olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz 4400 seviyesi bizim 200 günlük üstel ortalamamıza çok yakın 6-7 gün neredeyse. Yani son 3 hafta içerisinde oraya doğru geri çekilsek bile o seviyenin kırılmadığı bir dönem yaşadık. Yani bu hani bizim klasik dip çalışması dediğimiz o gerçekliği de bize gösteriyor. Tabii burada düşük hacimli işlemler oluyordu. Belki yanıltıcı da olabilir fiyatlamalar. Ama bugün geldiğimiz yerlere aşağı yukarı 4770-4780, bu sefer 50 ile 100 günlük çakıştığı yer. Tabii biraz böyle teknik bir yorum gibi oluyor ama burada ister istemez hani o düzeltme gelir mi, devamı gelir mi piyasanın, bu seviyelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aşağı yukarı 4800'lerin üstüne doğru bir devam edişi olursa piyasa içerisinde
O zaman hani en azından bu rally'nin diyebileceğimiz ya da bu iyimserliğin bir süre daha devamı beklenebilir. Şimdi bu hafta içerisinde yani yurt dışında biz tarım dışı istihdam verisi ki borsanın veya bizim piyasaların koreli olduğu da çok böyle başlık kalmamıştı yurt dışında. Dolayısıyla tekrardan hangi pazara koreli olmaya başladı mesela piyasalar ona bakacağız biz. Yurt dışında cuma gününe kadar bir tarım dışı istihdam verisi var. Bizde de tamamen işte bu siyasi gelişmelerin siyasi hem ekonomi modeli üzerinde hem ekonomi başlıkları hem görev dağılımı üzerinde beklentilerin oluştuğu bir hafta olacak. Dolayısıyla burada en kötüyü sanki geçtiğimiz haftalarda yaşamış gibiyiz. Küçük düzeltmeler olabilir gün içinde, belki işte hafta içinde de. Ama ben henüz o dip seviyelerden toparlanan endeksin hisse bazlı baktığımızda yukarı marjının aşağı olabilecek değerlendirmesinden çok daha mantıklı karşılanacağını düşünüyorum yatırımcı açısından. Yani geri çekilmeler bir alım fırsatı olabilir hala. Ama şu önemli tabii ki burada alıcının ısrarı, gelen haber akışına göre o trendin hacimli bir şekilde bizi yukarı doğru nereye taşıyabileceği bunları hafta içinde izlememiz gerekiyor. Bugünün ben biraz da hisse bazlı ayrıştığımız bir gün olduğunu görüyorum. Biraz bankacılık sektörü fena değil. Mesela gayrimenkul işte yapı tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Özel bazı hisseler çok geri çekilmiş ve uzun süredir de yatay seyreden bazı hisselerin mesela enerji grupları gibi, savunma sanayi gibi bunların güçlü kaldığı bir gün yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hisselere önümüzdeki günlerde yeni sektörler içerisindeki hisselerin de katılımıyla endeks çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. O açıdan ben şimdilik çok sert düzeltmelerden ziyade ufak ufak gün içi düzeltmelerle bir haftayı en azından daha önce test ettiğimiz o 5000 seviyelere doğru bir yükselişle devam edeceğiz. Ondan sonra piyasa gelişmelere bakacaktır diye tahmin ediyorum. Uzun vadede bakarsak, şimdi seçim belirsizliği bitti, ABD'de borç tavanı konusu çözüme kavuştu, ara bir çözüm gibi. Belki FED Haziran ayında faiz arttırımını ara verecek. Türkiye ekonomisi için de yaz aylarının en azından hizmet gelirleri tarafından oradan yaratılacak katma değerle biraz da hareketlenmesi beklentisi de var. Yani sıcak bir döneme mi giriyoruz? Daha uzun vadede baktığımız zaman borsa için yılın sonuna doğru ne bekliyorsunuz? Ben aslında seçim öncesindeki iki senaryomu hala koruyorum. Yani birincisi bir kere yaz ayları aslında genelde biraz daha böyle rolante geçer. Biraz daha hisse pozisyonlarının alınıp sene sonuna doğru beklenti oluştuğu dönemler. Tabii farklılaştığı zaman aralıkları da oluyor. Mesela seçim gibi gelişmeler ve sonrası hareketler bunun için bir gösterge olabilir. Yani hisse senetlerinin geldiği seviyelerde endeks bazlı baktığımızda eğer bu bir toparlanma eğilimine topyekün gidecekse sene sonu için bu 1-2 ay sonrasında eğer pozitif bir algı, güven ortamı pazarda oluşursa hisse pazarında ben hala 7-8 bin endekslerin çok uzak olmadığını düşünüyorum sene sonu için. Ama ikinci senaryo siz belki faiz artışını Fed'in erteleyebileceğini veya pas geçebileceğini söylediniz ama bu borç tavanı meselesi biraz hallolmuş gibi gözüküyor. O nedenle işte dolar endeksi ve Amerikan tahvillerinde de bir yükseliş var. Bu da belki Haziran toplantısında 1.25 bas puanlı daha gündemde tutacak gibi duruyor. Ve burada yurt dışı piyasalarında kısmen bu gelişmeden biraz negatif etkilenmesi dünkü yükseliş sonrasında olabilir. Yani Haziran 15'ine kadar sonraki toplantıları beklemesi, işte Almanya'nın bir resesyona girmesi, Amerika'da yine büyüme verilerinin kısmen son dönemde biraz daha düşük gelmesi gibi hani yurt dışının da yatay olabileceği bir yaz dönemi geçirebiliriz veya Haziran Temmuz gibi. Bu arada bizim görev dağılımımız, işte ekonomik programımıza dair beklentiler belki endeksi 5000 seviyelerine doğru çekebilir. Ama ana bir rally yaşayacaksak bu herhalde Ağustos ve sonrası olur diye düşünüyorum. Hani bunun haricindeki senaryoda ise ki çok mümkün gözükmüyor, şöyle gözükmüyor. Hem ise çarpanları üzerinden ve değerleri ve küresel ekonomideki diğer pazarlardaki gelişmelere baktığımızda
Daha yatay bir piyasa. Yani 4.300 ile 5.500 arasında belki sene sonuna kadar gidebilecek. Hacimlerin düşük kaldığı, çok da böyle borsanın getiri sağlamadığı daha yatay bir piyasa. Yani aşağı senaryo bu aşamadan sonra çok mantıklı durmuyor 4.300'lerin altı. Onun için ya 6-7 ayı daha yatay, işte 1.000-1.500 puanlık bir aralıkta geçirebilecek bir borsa, ya da dediğim gibi 1-2 ay dinlenip burada ikinci çeyrek bilançoları gördükten sonra bizim uygulayacağımız ekonomik politikanın da tabii hangi pazara daha fazla etkisi olacağını biraz daha piyasa gördükten sonra yılın son 4-5 ayında 7.000-8.000 aralığına kadar gidebilecek bir Borsa İstanbul. Bu iki senaryoyu da herhalde önümüzdeki 2 hafta içinde gelişmelere göre piyasa biraz daha netleştirir diye düşünüyorum. Bugün için piyasadaki harekete bazı sektörlerin öncülük ettiğinden biraz da ayrışmadan bahsettiniz. Bu ayrışmayı yine önümüzdeki dönemde bekleyelim mi? Eğer borsa iyi bir döneme hazırlanıyorsa diyeyim, getiri varsa, o getiriyi hangi sektörlerde aramak lazım sizce? Ben bu ayrışmanın aslında şöyle, aslında biz bunu son bir ay içinde aşağı yukarı yaşadık. Yani çeşitli nedenlerle, sektörel beklentilerle veya olasılıklar üzerinden diyelim. Bazı hisseler, sektörler yükseldi. Bazıları çok anlamsız ve hani bilanço bazlı baktığınızda, çarpan bazlı baktığınızda çok hak etmediği değerlere doğru geri çekildiğini ben düşünüyorum. Mesela bu birkaç gün içerisinde bu denge sağlanır. Yani geride kalanlar biraz daha o önden giden hisseleri yakalama babında, eğer borsada böyle bir 4.700'ün üstünde kalıcılık devam edecekse, bu hafta içinde diyelim kabaca, bence birbirlerini biraz daha dengelerler. Çünkü pozisyonlanmalar ona doğru gerçekleşir. Hala çok yerli ağırlıklı bir Borsa İstanbul olduğu için yerli yatırımcı bu fırsatları da değerlendirebilecektir. Ama önümüzdeki dönemde, yani belki bir ya da iki hafta maksimum, bu iki haftalık süreç geçtikten sonra ise ben tekrardan bilanço, işte belki hani baktığımızda finansal giderleri açısından, döviz pozisyonları açısından, pazar payları açısından öne çıkabilecek hisselerin biraz daha diğerlerine göre pozitif olabileceğini düşünüyorum. Örnek verelim. Mesela biraz önce söylediğim gibi benim 7.000-8.000 aralığında bir endeks olacaksa mutlaka bankacılık sektörü bunun içinde olur diye düşünüyorum. Ulaştırma bizim açımızdan yaz aylarına da girerken ön plana çıkabilecek bir sektör. Gıda perakendesi ve enerji tarafı güçlü duruşları vardı. Ama bence borsa yükselişine onlar da en azından endeks bazlı baktığımızda endekse paralel bir yükselişi bu fiyatlar üzerinden de gerçekleştirebilirler. Yine detaylı açıklanabilecek politikalar içerisinde emlak sektörü çok güçlü kalırsa burada gayrimenkul veya gayrimenkulün yan sektörleri yine ön planda kalabilir diye düşünüyorum. Bunların haricinde çeşitli işte madene dayalı, savunma sanayine dayalı, tarıma dayalı, yine bunlar da aslında biraz daha proje bazlı hisseler. Bunların da sektörleri içerisinde öne çıkabilecek hisseleri var. Biz bugün yayınladığımız aslında BIST 100 uzun vadeli endeksimiz veya portföyümüz içerisinde 9 tane hisse senedi barındırdık ama bunların genel yükseliş trendi içerisinde daha ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz hisseler. Ama ben bunların dışında da çok daha net bahsettiğim sektör ve bazı sektörler içerisindeki hisselerin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Açıkçası yani hani eskiden daha biz 5.700'lere, 5.500'lere doğru yükselişler gösterdiğimizde çok popüler olan zirve seviyelere ulaşmış BIST 100 içindeki bazı hisselerin geri çekilme yaşayan ve çok da uygun seviyelere gelen hisselerde de oralle esnasında mutlaka talep olacaktır diye düşünüyorum. Dışarıda acaba risk varlıklara talep ne kadar olacak? Borç sorunu konusu geride kaldı ama... Sesim geliyor mu? Tamam. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Hayatım, uyanırsa duyarız. Emin miyiz? Her
adımından emin olmak isteyen annelere emzirme döneminde omega 3, lutein, multivitamin ve mineral desteği Elenatal 3'te. Elenatal, bebeğiniz hayata emin adımlarla başlasın. Dışında düşünüyor ve bunun da yüksek faizle birlikte borsaya çok pozitif yansımayacağını düşünüyor. Diğer taraf ise bunun tam tersini düşünüyor. Ben de biraz diğer taraf içerisindeyim. Yani işte bu borç tavanı, faiz artışları gelir mi gelmez mi? Haziran içerisinde Avrupa Merkez Bankası biraz daha güçlü kalır mı? Avrupa tarafındaki resesyon özellikle Amerika, Almanya ve üzerinden biraz daha derinleşir mi? Bunları ve bu riskleri sanki biz yaz aylarında bir geçiş süreci olarak yaşayabiliriz. Ama önümüzdeki senenin Eylül aylarına geldiğimizde yurt dışında bu sefer yeniden faiz indirimleri yeni yılla birlikte olabilir mi? İşte piyasanın desteklenmesi ve bir kısım enflasyonla mücadele ederken bu yüksek enflasyonu sağladığı bazı kötü beklentiler diyelim ekonomi için bunları onarmak için bazı adımlar atılabilir. Dolayısıyla tekrar piyasaların desteklendiği bir yılın son çeyreği görebiliriz yurt dışında. Gerek suni diyebiliriz, gerek trend anlamında. Dolayısıyla son 4 ayın biraz daha güçlü kaldığı bir yurt dışı olur diye ben tahmin ediyorum. O açıdan yaz ayları aslında hem içeride hem dışarıda biraz daha böyle rölantide geçeceğimiz, farklı getiri arayışlarına doğru piyasaların yönelebileceği ama yıl sonuna doğru daha hisse ağırlıklı ve endeks bazlı fiyatlamaların ön plana çıkacağı bir dönem olabilir. Ama o dönem içerisinde değerli metaller üzerinden konuşuyorsak, hani yine eğer dolarda da bir geri çekilme küresel anlamda olacaksa, burada altın, gümüş gibi metallerde borsalar yükselirken ön planda kalmaya devam edebilirler diye söyleyebilirim. Başladınız. 3 Mayıs'ta biz ons altında 2065 doları gördük. 2065 dolardan geldik 1947 dolara. Yani kabaca ne yapıyor? Kaç dolar? 100, 200 dolar mı? 100 dolar. Öyle 120 dolar. 120 dolar civarı bir şey. Orada da işte bazı kritik seviyelerin altına inildiğinden bahsediyor. O bahsettiğiniz senaryoyu altın için, oraya da içine dahil ettiğimiz zaman, altın yatırımcısı ne bekliyor sizce? Şimdi altının 2070-2065 üçüncü kez oralara geldi. Burayı kırması için bir kere dolar endeksinin yüzlü seviyelerin altına gelip özellikle tahvil faizlerinde de biz mesela Amerikan 10 yıllıklara baktığımızda 3.50'ler, 3.35'ler seviyelerini gördükten sonra buranın aşağı kırılması gerekiyor. Yani orada bir görüş değişikliği, bir piyasa beklentisi değişikliği olması gerekiyordu ki o seviyelerin güçlü bir şekilde yukarı kırılması durumunda gelebilecek yeni bir 100-150 dolarlık marjın yaşanması gerekiyordu. Ama tam bunlar olmaya doğru giderken böyle bir açıklamalar özellikle işte faiz indirimleri gelebilir. Hemen Eylül ayında gibi son toplantıda Fed'in bir beklentisi vardı. Bunlar yerini borç tavanına, güçlü işte ekonomik göstergelerin yaratabileceği faiz artışlarına, biraz da piyasada risk oluşturabilecek bu borç meselesinin limitlere doğru geldiğimizde tekrar piyasanın altını altın yerine işte Amerikan doları, Amerikan tahvili yükselişlerine bırakması. Burada tabii altın biraz baskılandı ve o inmeyi, o güçlü yukarı doğru kırış veya yükselişin devam hareketini gerçekleştiremedi. Düzeltmeleri ben 1950 hatta 1920 dolara kadar çok normal buluyorum. Bu bahsettiğim aralıkta eğer beklentim doğrultusunda bir dolarda zayıflama, tahvil faizlerinde olası faiz indirimi beklentisiyle geri çekilme olur. Ve aslında bu sene içinde hala geçen seneye baktığımızda kısmen sınırlı kalan getiri, dolar bazlı getiri noktasında biraz da altın, gümüş gibi ürünler geride kaldığı gibi bir algı oluşursa sene sonuna doğru o zirveyi kırmak isteyecektir. Orayı kırdığı zaman 2070 dolar civarlarında işte 2200-2250 dolarla çok sürpriz olmaz. O açıdan döngü tam tamamlanmadan biz bu düzeltmeleri yaşadık. Nedenleri de çok belli piyasa içerisinde. Ben yani sene sonuna kadar altının hala portföylerde olabileceğini, iyi bir getiri anlamında da özellikle yurt dışı içinde hani kısmen güvenli liman olarak da bakabileceğimiz bir ürünün
taşımaya devam edeceğini düşünüyorum ve orada da yükselişin belki ana fiyatlamanın da yine Ağustos ayları sonrasında gelme ihtimali daha muhtemel gibi duruyor açıkçası. Madem kıymetli metaller dedik ya, oradan devam edelim mi Tonguç Bey? Şimdi altın için anladığım kadarıyla eğer işler yolunda giderse hala bir getiri potansiyeli var ama gümüş de var. Yılbaşına itibaren bakıyorum ons altın %7'ye yakın değer kazanmış. Gümüşte ise %3'e yakın bir kayıp var. Yani burada bir koşu olacaksa yine altın önde gidecek mi yoksa gümüşün de bir fırsat barındırması hali söz konusu mudur? Ya ben altını tabii özellikle büyümenin çok yoğun olmadığı dünya ekonomilerinde altının hem bir değerli metal, güvenli liman açısından baktığınızda hep gümüşün önünde kaldığını, alabileceğini de söylüyorum. Dolayısıyla bu negatif ayrışma biraz da hani bu büyüme noktasında kısmen geçen yıllara nazaran veya altın rallileri ya da işte borsa rallileri sırasında yaşadığımız o piyasanın daha büyüme odaklı geldiği bir dönemden daha uzaklaştığımız bir döneme denk geliyor. O açıdan yıl sonuna doğru hani bu yurt dışındaki büyüme verilerinde çok inanılmaz toparlamalar olmayacak. Biraz daha faiz politikasına odaklanacak gibi geliyor. Dolayısıyla mevcut durumda evet gümüşte de yükselişler görebiliriz. Çünkü dolar bazlı hareketler olabileceği için özellikle dolarda bir değer kaybı olursa. Ama bu küresel büyüme beklentilerinin zaman zaman iyileşmesini herhalde yılın ortasından itibaren göreceğiz. Ama bu gümüşü altından daha pozitif ayrıştırabilecek kadar, yani gümüşün ekonomi üzerindeki o kullanım şeklinin talebe dönüşü fiyata yansıyacağı kadar güçlü olmayacağından ben yine altını gümüşe göre yükselişler her ikisinde de gerçekleşse de o rasyo olarak daha önde olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani sene sonuna kadar iki üründen birine bakacaksak hala ons altın daha popüler ve daha gözde olmaya devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Bir de petrole bakalım mı? 76 dolarda Brent petrol. Dünyanın büyüme beklentileri işte bu sene için ılımlı. Önümüzdeki yıl içinse henüz net bir şey söylemek için çok erken gördüğümüz kadarıyla. Senenin başına itibaren bakarsak %10'a yakın bir değer kaybı var. Doğalgazdaki değer kayıpları çok daha sert olmuş. Böyle bakınca enerji emtialarındaki seyri nasıl okumak lazım? Şimdi bir kere bu Amerika OPEC artı ülkeleri arasındaki bana kalırsa petrol fiyatlaması dengesi oturmuş gibi gözüküyor. Yani 70-80 dolar arasında her iki bölge için, grup için diyelim, hani stratejik bir öneme sahip de ürün, buraları makul gibi gözüküyor. Yani geçen OPEC'in biraz daha işte günlük kısıtlamaya gitmesi gibi haber akışı zaman zaman piyasada yükselişlere neden oluyor ama burada üretim tarafında çok bir sıkıntı olmaması ve Ukrayna-Rusya meselesinin hala devam ediyor olmasına rağmen aslında piyasalarda çok petrol arzı tarafında da böyle sıkıntılı bir süreç yaşanmaması bence daha önceki o 120-130 dolarları çok geride bıraktığımız bahsettiğim gibi her iki bölgenin de çok daha kabul edilebilir bir fiyat aralığına doğru petrolü çekti. Burada olası büyümedeki talepler, zaman zaman arz sıkıntısı, hani bölgesel olabilir. Bunlar petrolü OPEC'in biraz daha ısrarcı olması kısıtlamaya gitme noktasında. Yani 80 dolarlara, 85 dolarlara doğru petrolü yaklaştırabilir Brent petrol tarafında ama bu seviyelerin üstünü ben çok yıl içinde göreceğimizi zannetmiyorum. Olası Ukrayna-Rusya meselesinin tabii diyelim bir çözüme doğru tekrar bir diyalog ortamına doğru çekilmesi ise o biraz önce bahsettiğiniz enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin petrol üzerinde de bir ikinci etkisini görebiliriz. Bu sefer 60-70 dolarlar arası oturmuş ve yıl sonunu orada bekleyen bir Brent petrolle karşı karşıya kalabiliriz. Hani bu iki senaryonun zaman zaman fiyatlar üzerinde etkisini göreceğimiz bir yıl olacak. Ama aşağı yukarı 70-75 dolar arasında yani bu seviyelerdeki petrol aralığı fiyatlamasının ortalamasında bir yıl geçirme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla orada da çok spekülatif veya fiyatı etkileyecek böyle çok büyük günlük fiyat değişimleri bir süredir görmüyoruz. Görmemeye de devam edebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz Tonguç Bey. İyi akşamlar dileyelim.